Müziğe başlamama vesile babam oldu aslında. Daha doğrusu babama kendimi beğendirmek oldu. Çünkü evde enstrümanlar olduğu için. O da vaktinin ekseriyetini onlarla geçirdiği için. Hani çocuklar babasıyla temas arar ya. Ben de oradan bir kapı buldum gibi. Bir gün babaannemlerdeyken babam bizi almıştı. Gidip bana küçük böyle oyuncak org almış. 7-24 onu böyle çalıyordum. Orada tabii ikimiz de birbirimizi fark ettik yani. Ben onu etkileyebildiğimi, bende de işte bir müzik yeteneğinin, kulağının olabileceğini o fark etmiş oldu. Öyle bir enteresan bir bağ oluştu aramızda. Hem müzikle hem babamla. Başarısızlık hissi doğdukça insan bıkıyor. Yani yapamadığını hissettikçe bıkıyor. Ben de böyle tabii daha yeni temaslar olduğu için ilk başta daha çabuk olur böyle şeyler. Böyle güzel bir başarı hissi hissettiğim için, kendimi orada tasdikleyebildiğim için devam ettim. Arzum ve isteğim kendimi benim kültürümle, benim tarihçi hayatımla müziğimi bağdaştırabilmek. Yani Batı müziği biraz benim için bir araç oldu. Neler yapılabileceğini öğrenmek adına. Ama gönlüm kendi dilimi bulmayı istiyor yani. 10 yıl önce neyi değiştireceğimi şu an sorsaydın bana, bunu değiştirdim. Biraz daha ağır başladıkla belki sakin bir kafayla yaklaşmak isterdim. Ve her küçük değişikliğin aslında benim şahsımda büyük bir değişiklik olacağını bilerek çalışmak isterdim. Ben mesela şu an müzik dolayısıyla kendimdeki eksiklikleri net görebiliyorum. Hani mesela sabırsız bir insanmışım. Benim kendimi dinlemeyi öğrenmem bayağı vakit aldı. Yani çünkü bir zanla yaklaşıyorsun. Bazı iyi şey yapabildiğin şeyleri sürekli tekrar edip işte onda güçlendiğini hissedip her şeyin güçlendiğini zannediyorsun. Ve bu algılar insana çok yanıltıyor. Hususen sahnede yanıltıyor. Ya niye olmadı diyorsun ama halbuki onlara hakkıyla çalışmadın. O yüzden kendini ciddi dinleyerek çalışmak, bu da en güzel kayıtlarla oluyor. Kendini kaydederek çalışmak. Hoca meselesi de çok çok önemli bir mesele. İşin erbabı insanlarla çalışmak insana fevkalade vakit kazandırıyor. Hatta fiyatı her ne olursa olsun, bedeli her ne olursa olsun kesinlikle karşılığı var. Yani yapılması gerekiyor. Ben Ozan Coşkun, Almanya Nürnberg doğumluyum. Detmold Konservatuvarı'nda klasik gitar mezunuyum. Yaklaşık 20 yıldır gitarımla müzik yapmaya çalışıyorum.